Evet. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretir, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Ne yapıyoruz şimdi biz? Ee, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan yaptırımlardan bahsediyoruz. Bu yaptırımlardan bir tanesini işte cezalar dedik. Hapis cezası, adli para cezası dedik. Sonra içerisinde işte müebbet, ağırlaştırılmış müebbet, süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasının ertelenmesi, hapis seçenek yaptırımlara çevrilmesi, hapis cezasının ertelenmesi, bunların koşulları vesaire bunları gördük. Arkasına attığı para anlattım. Bunları da gördük. Şimdi nereye geldik? İkinci aşama. Yani güvenlik tedbirlerine geldik. Güvenlik tedbirlerinde konu başlığı olarak gideceğim. Tekerrür kısmı biraz sıkıntılıdır, zordur. Ama için gönlün rahat olsun. Birlikte onun da canına okuyacağız. Tamam. E, kitaba sadık kal. Kitapta Nerelere not yazmışsam, yıldızı koy diyorsam onları koy. Sakın bireysel not almayla vakit kaybetme. Vaktimiz yok o kadar. Tamam mı? Yazarak çalışmanı önermiyorum. Tamam mı? Kitaptan yıldızları koyarak ilerleyeceğiz. Hiç merak etme. Güvenlik tedbirleri de aynı cezalar kısmı gibi çok rahat yapabileceğim bir alan. Bazı yerlerde moralin bozulacak. Hocam ne demek istedi burada? Biraz aç diyeceksin. Ben açacağım zaten. Tamam mı? Oraları da hallettikten sonra diyeceksin ki... Gelsin sorular gitsin sorular. Gelsin sorular gitsin sorular diyeceksin. O seviyeye kadar getireceğim seni. Özellikle tekerrür kısmından dökecek soru sorduklarında biz onu da yapacağız. Ama herkes sökülecek. Hadi gel. Duydum ki bu videoları beğenmiyormuşsun. Duydum ki kanala abone değilmişsin. Duydum. Duydum ki videoları tavsiye etmiyor musun? Yapma. Etme. Hayır ya hocam sadece ben çözeyim. Hayır ya, paylaş ya. Merak etme. Sen paylaştıkça zaten emekli veriyorsun. Bu kadar da çalışıyorsun. Çözeceksin zaten. O sınavı canına okuyacaksın. Şimdi arkadaşlar, güvenlik tedbirleri belirli haklardan yoksun bırakma. Nedir hocam bu? Çok basit. Hocam kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum. Mahkumiyeti kanuni sonucu olarak birinci fıkra bu. Diyor ki, kay kay kaydı başlattım değil mi? Kaydediliyor. Tamam. Diyor ki bir kişi kasten, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olması durumunda birinci fıkra. Diyor ki süreli, sü sürekli, süreli veya da geçici bir kamu görevinin üstlenmesinden bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden devlet, il, belediye, köy ve bunların denetim ve gözetim altında bulunan kurum ve kuruluşlarında verilen atamayla veya seçilmeye tabi bütün memuriyet veya hizmetlerden istihdam edilmekten yoksun bırakılabilir. Seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılabilir. Velayet hakkından vesayet kayyumluk ait hizmetlerde bulunmaktan yoksun bırakılabilir. Bakıp dernek, sendika, şirket, kooperatif, siyasi parti tüzel yöneticisi veya denetçisi olmaktan. Bir, kamu kurumunun veya da kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının izne tabi bir meslek ve sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı e, erbabı veya da tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır. Hangi durumda yoksun bırakılır arkadaşlar? Kasten işlenmiş olan bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar. Hatırla, hatırla. Anayasa kam kitabını hatırlıyor musun? Anayasa kam kitabında bir yer var arkadaşlar. Bir saniye bulacağım. E, siyasi haklar e, burada seçme seçilme hakkı olması lazım. Evet. Sayfa 55. Şurayı bir göstermek istiyorum sana. E, cezada mavi rengi tercih ettik. Burada turuncu. Tamam Portakal rengi. Burada arkadaşlar görüyor musun? Bir dakika. Bu kısımda. Bak ne diyor? Oy kullanabilecekler. Herkes oy kullanabilir mi? E, taksiri suçladan hüküm giyenler oy kullanabilir mi? Kasırlı suçladan hüküm giyenler oy kullanabilir mi? Lütfular oy kullanabilir mi? Bunları detaylı bir şekilde anlatmıştık. İşte bu yoksun bırakma olayı da buradan geliyor. Tutuklular oy kullanabilir mi? Tüm tutuklular oy kullanabilir. İster taksirli suçlardan hüküm giysin olsun, giymiş olsun, ister kasıtlı suçlardan hüküm giymiş olsun, fark etmez. Ama hükümlüler oy kullanabilir mi? Burada frene basacaksın. Kasıtlı suçlardan hüküm giymişse bu haklardan yoksun bırakılmıştır, oy kullanamaz. Ama taksirli suçlardan hüküm giymişse oy kullanabilir. Hatırladın değil mi? Güzel. Devam ediyorum. Eğer ceza kampını bitirmediysen mutlaka bitir bu videolardan sonra. Ee, eğer ki idare kampını bitirmemişsen mutlaka bitir. Hocam medeniyle ile problemim var diyorsan hukukvaliteli.com'da medeni var. Medeni paketleri var bitir. Ee, ceza muhakemesi bu yani eğer senin sınavda sorumluluk kapsamında ceza muhakemesi varsa ceza genelden sonra video soru bankasını bitir. Arkasından hemen ceza muhakemesi kampını e, ceza muhakemesi video eğitim paketini bitir. Tamam hadi gel. Devam ediyorum. Kişi işlemiş suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar hakkı kullanamaz. Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya bu veya kısmı yeni geldi 2020'de. Denetimli serbestlik tedbirini uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu tarafı verilen hükümlünün kendi az soy üzerinde velayet vesayet kayyumluk yetkisi açısından yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Bitmiş. Tamam. Hangi durumlar? Mahkum olduğu hapis cezası erteleniyor. Denetimli serbestlik uygulanarak cezası infaz eden ya da koşul sarı hükümlünün kendi alt soy üzerinde velayet vesayet kayyumluk yetkileri açısından yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Peki devam ediyorum. Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak hapis cezası e, infaz edilen ya da koşul sarı hükümlerinin hakkında birinci fıkranın e-bendi, birinci fıkranın e bendi. A, B, C, D, E. E bendi. E bendinde söz konusu olan hak yoksulları uygulanmamasına karar verilebilir. Kısa süreli hapis cezasının ertelenmiş veya da fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında neymiş arkadaşlar? Birinci fıkra hükümleri uygulanmıyormuş. Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında hak yoksunluklarının düzenleyen birinci fıkra hükmü uygulanmıyor. İki durumda uygulanmıyor. Bir, 18, fiil işlediği sırada 18 yaşını doldurmamışsa. iki kısa süreli hapis cezası ertelenmişse. Harikasın. Peki, devam ediyorum. Belirli bir meslek, belirli bir meslek veya sanatı trafik Trafik düzeninin gerektirdiğin dikkat ve özel yükümlüğüne aykırı dolayı, aykırılık dolayısıyla işlenen taksimi suçlara mahkumiyet halinde 3 aydan az 3 yıldan fazla olmamak üzere bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri almasına karar verilebilir. Yasaklama veya ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer. Bu süre cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlar. Diyor ki belli bir meslek veya sanat ya da trafik düzeni gerektiğinde dikkat ve özen aykırı davranması dolayısıyla taksirli bir suç e, ortaya çıkarsa 3 ay bak 3 ay ve dan az 3 yıldan fazla olmamak üzere bu meslek veya sanat icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebiliyor. 3 ay 3 yıl. Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar Eşya müsaadesi. Hocam eşya müsaadesi nedir? Olay çok basit. İyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla iyi niyetli üçüncü kişiye ait olmayacak. Medeni hukukta bunlardan bahsettik. Kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan silah bıçak. Suçun işlenmesine tahsis edilen. Tamam mı? Yani maske, eldiven, maymuncu, kapıyı kırmak için balyoz, mer merdiven, eldiven. Tamam. Tahsis edilen. Suçtan meydana gelen suçtan meydana gelen eşya. Yani hırsızlık yaptım cep telefonum var. Hırsızlık yaptım bilgisayarım var artık. Suçtan meydana gelen eşya müsaadeye hüküm edilir. Yani devlet el koyuyor. Müsaadesine hüküm ediyor. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya kamu güvenliği, kamu sağlığı ve genel ahlak açısından tehlike olması durumunda müsaade edilir. Yani mülkiyeti devlete geçer. Devlet el koyar artık bu eşya devletindir der. Tamam. Eşyanın üzerinde iyi niyetli üçüncü kişiler lehine test edilmiş olan sınırlı aynı hakların kullanılması halinde müsaadele kararı bu bu hak saklı kalmak şartıyla. Yani burada üçüncü kişinin iyi niyetli bir hakkı varsa bu eşya üzerinde o hakkı korunuyor. Devam ediyorum. Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın ortadan kaldırılması, elden çıkartılması, tüketilmesi, müsaadesi başka bir surette imkansız hale gelmesi halinde bu eşyanın değeri kadar para tutarı müsaadeye, müsaadesine karar veriliyor. Yani e, bir suçun neticesinde işte bir cep telefonu yok edildiyse, kırıldıysa, satıldıysa bu durumda ne yapılıyor? O cep telefonunun bedeli kadar bir para müsaade ediliyor. Tamam devam ediyorum. Suçta kullanılan eşyanın müsaade edilmesi işleminde suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı bu nedenle de hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında müsaade edilmeye de bilir. Bunu bilgi notu olarak verirler arkadaşlar. Şıkların birine koyarlar. Burada der ki suçta kullanılan eşyanın müsaade edilmesi durumunda suça nazaran daha ağır sonuçlar elde ediliyorsa bu durumda müsaadeye hükmedilmeyebilir. Ama hükmedilmez diye emir kipi kullanmamış arkadaşlar. Burada takdir yetkisi tanımış mahkemeye. Devam ediyorum. Üretimi bulundurulması, kullanılması, taşıması, alımı ve saçımı suç oluşturan eşyalar müsaadere edilir. Örnek veriyorum uyuşturucu ticareti alım satım kullanım vesaire gibi bir durumda hassas terazi ne yapılacak? Hassas terazinin üretimi bulunması kullanılması taşınması ne? suç oluşturuyorsa ne yapıyor arkadaşlar? Eşya müsaade edilir. Hassas terazi uyuşturucu operasyonlarında hassas teraziye müsaade edilir. Yani devlet el koyuyor mülkiyeti devlete geçiyor. Tamam. Peki devam ediyorum. Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaade gerektiğinde Tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırma, ayırmak olanaklı ise sadece bu kısmı müsaade edilir. Yani e, bir şey düşün bunu bütününden ayırabiliyorsan ayırıp müsaade edersin. Birden fazla kişinin paydaş olduğu tamam paydaş olduğu eşyalarla ilgili sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaadesine hükmedilir. Sadece yani paydaşlık yani bir paylı mülkiyet söz konusuysa sadece o paya yani suç işleyen kişinin payına ne yapılıyor? Müsaade ediliyor. Tamam. Kazanç müsaadesi suçu işlenmesiyle elde edilen ve suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler bunların değerlendirilmesi Dönüştürülmesi yani elde edilen paradan araba satın almışsın mesela tamam mı o veya elde edilen paradan bir gelir elde ediyorsun dönüştürüyorsun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kazançların da ne yapıyor arkadaşlar müsaadelesine karar veriliyor yani eşyayı müsaade ediyorsun yani kazancı müsaade ediyorsun mülkiyeti devlete geçme durumu. Hocam çocuklara özgü güvenlik tedbirleri bakalım. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri ne olabilir? Çocuğun Çocuğun barınma ihtiyacı olabilir, çocuğun psikolojik danışmanlık ihtiyacı olabilir, çocuğun eğitim ihtiyacı olabilir, çocuğun giyim, yiyecek, içecek hizmetleri olabilir. Güvenlik tedbirleri uygulayacağız tamam mı? Çocuklara özgü ne yapacağız? Bir tedbir alacağız. Onun eğitimi çok önemli. Özellikle e, suça sürüklenen çocuklarda arkadaşlar bunların barınması, eğitimi, psikolojik danışmanı vesaire bunlar inanılmaz önemli şeyler. Şimdi bunlara 0-12 yaş arası çocuklara güvenlik tedbirleri uygulanabilirken 2-12 ile 15 yaş arası çocuklara güvenlik tedbirleri ne yapılabilir? Uygulanır diyoruz. Eğitim, barınma, bakım, koruma, danışmanlık gibi güvenlik tedbirleri. Burada sağır dilsizler vesaire bunları hepsini anlatmıştım. Sağır dilsizlerde de artı ne koyuyorduk? Artı 3 koyuyorduk. Harikasın. Yani biz burada sağır dilsizler için çocuklar çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 0 15 yaş arasında diyeceksin. 15 ile 18 yaş arası diyeceksin. Güvenlik tedbiri uygulanır diyeceksin. Şimdi akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri. Bunlara bakalım. Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri fiil işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirine hükmedilebilir hakkında güvenlik tedbirine güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları yüksek güvenlikli akı, sağlık kurumlarına koruma ve tedavi altına alınırlar. Hocam yüksek güvenlikli den kastı ne? A ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri oluyor ya arkadaşlar. Burada işte kendine zarar vermesin diye örnek veriyorum e camlara e demir çerçeve konulur. Pencerelerin kulpları çıkartılmıştır. Efendime söyleyeyim Pencereler havalandırılsın diye e, yarım açılır ve onlara da ayrıca bir ne konulur böyle tam açılmasın diye. Yani orada bir intihara teşebbüs söz konusu olmasın diye tedbirler alınır. Yine aynı şekilde yiyecek içeceklerinde işte plastik, bıçak, çatal kullanılır ki birbirlerine zarar vermesin diye. Yani bu tarzda güvenlik tedbirleri alınıyor. Tamam Önemlidir. Allah e, tüm akıl hastalarımıza, kısmi akıl hastalarına, e, tam akıl hastalarına... Ee, sağlık versin. Gerçekten çok zor durum. O hastane koşullarını gidip görseniz çok zor. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastalarının yerleştirildiği kurumun sağlık, sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikenin ortadan kalktı. Artık bu kişi toplum açısından tehlike arz etmiyor. Önemli ölçüde azaldığını belirt belirtmesi üzerine hocam kim karar veriyor? Bak Allah'ını seversen. Bak bunu soracaklar. Bak bu yeni geldi. Bu ifade yeni geldi. İnfaz hakimi tarafından serbest bırakılır. Devam. Sağlık kurulu raporunda akıl hastalığı akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre güvenlik bakımından kişinin Tıbbi kontrol ve takibini gerekip gerekmediği gerekiyorsa da bunun süresi ve aralığı belirtilir. Hastaneye gidecek mi? Daha e, doktor kontrolünde şu ilaçları kullanacak mı? Ne kadar kullanacak? Aralığı nedir? Bu raporda belirtiliyor. Tıbbi kontrol ve takip arkadaşlar hocam bu kadar detay gelir mi? Atli hakimler için gelir tamam e, detaylı sorular yapılır şıklara konulur. Şıkları da bir tanesine kelime oyunu yapılır. Kelime oyununu yakalarsan soruyu işaretlersin. Kelime oyunu yakalamazsan soruyu işaretleyemezsin. O yüzden bu bilgileri yorumlayarak öğren. Yorumlayarak öğrendiğinde sınavda da karşına seçeneklere sorular geldiğinde o seçenekleri ne yapacaksın? Yorumlayacaksın. Önemli. Devam. Ya buradan soru gelirse detay gelir zaten. Dökmek için gelir. Eğer bu soruda bile dökülmezse bu sınav olmuştur zaten. Allah'ın izniyle. Devam. Tıbbi kontrol ve takip. Raporda gösterilen süre ve ara... Özellikle şu ya, şu totemim tamam mı? Şurası totemim. Haberin olsun. Ee, Telegram'da, Instagram'da, hukuk öğretili hesapları işte sosyal medya hesaplarında paylaşırsam demişti dersin. Bu adam bu işi biliyor demişti dersin. Tamam. Tıbbi kontrol e, ee, neredeyiz? Şuradayız. Tıbbi kontrol ve takip raporda gösterilen ve süre ve aralıklarda Cumhuriyet Savcılığınca bu kişinin teknik donanım ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşlarına gönderil gönderilmeleri sağlanır. Tıbbi kontrol ve takipte kişinin akıl hastaları itibariyle toplum açısından tehlikenin, tehlikenin arttığı anlaşıldığında hazırlanan rapora dayanılarak infaz hakimliğince infaz hakimliğince yeniden koruma ve tedavi amaç olarak güvenlik tedbirine hükmedilebilir. Hocam nereye kim gönderdi bunları? Bak dikkat. Tıbbi kontrol ve takip raporunu gösterilen süre ve aralıklarda Cumhuriyet savcılığınca bu kişiler teknik donanımlı ve yetkili uzman sağlık kuruluşlarına gönderildi. Sağlık kuruluşu dedi ki Evet toplum için tehlikeli olma durumuna geldi. Evet ne yapıyor? O zaman infaz hakimi tekrar devreye giriyor. İnfaz hakimi diyor ki yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilebilir. Bu durumda yeniden yüksek güvenlikli sağlık kurumlarına koruma ve tedavi altına alınırlar. Onların iyiliği için yapıyoruz. Onlar bir suça bulaşmasın. Onlar ne yaptığının farkında değil. İyi kötüyü ayıramıyorlar tedavi edilmeleri lazım. Tedavi ettiriyoruz. Onu tedavi ettiriyoruz onun iyiliği için. Onu o yüksek güvenlikli hastanelere yeniden koymak durumunda kalıyoruz onun iyiliği için. Toplum iyiliği için, toplum huzuru için bir günahsız yani ne yaptığını bilmeyen bir davranış ama bir tarafta da mağduriyet oluşmaması lazım. İşte devlet her aşamayı düzenler. Devlet sadece işte eğitim değildir. Devlet sadece hukuk değildir. Devlet sadece sağlık değildir. Devlet sadece güvenlik değildir. Askeri güvenlik değildir. Devlet bunların hepsinin bir bütünüdür. Devam. Şimdi ben burada rahat rahat ders anlatabiliyorsam bunun da devleti sağlıyor. Elektrik olmasa, sistemler olmasa güvenlik olmasa, sınır güvenliği olmasa, iç güvenlik olmasa, hukuk olmasa, sağlık olmasa, bunların her biri herhangi birinde bir aksaklık olsa sistem yürümez. Devlet işte bunlar. Devlet o kadar önemli ki. Devlet bunların hepsi. İşlediği fiil ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarının yönlendirme yeteneği azalmış olan kişi hakkında yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine mahkum olduğu hapis yazısı süresi aynı kalmak koşuluyla kısmen veya tamamen infaz hakimi kararıyla. Sadece kısmen. Sadece tamamen. Yanlış. Kısmen veya tamamen. Tamam mı? Takdir etkisi kimde hocam? İnfaz hakimi kararıyla. Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri ne yapılabilir hocam? Uygulanabilir. Devam. Suç işleyen kişi Alkol ya da uyuşturucu uyuşturucu madde bağımlısı veya da uyuşturucu madde bağımlısı kişilerin güvenlik tedbiri olarak alkol ya da uyuşturucu madde uyarıcı bağımlılıkla özgü güvenlik e, özgü sağlık kuruluşlarının tedavi altına alınmalarına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi alkol ya da uyuşturucu ya da uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişilerin yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönden düzenlenecek rapor üzerine infaz hakimi tarafından serbest bırakılır. Arkadaşlar. Ee, uyuşturucu, alkol bağımlılarına hani böyle toplumda çok dışlanıyorlar bunu ben gözlemliyorum meslek açısından da avukatlık yaptığım yerlerde de görüyorum ee, böyle uyuşturucu kullanan insanlar alkol kullanan insanlar özellikle uyuşturucu kullanan insanlar zayıflıyor ciddi zayıflıyor zaten zayıflığından da e, hal ve hareketlerinden de anlayabiliyorsun onun madde bağımlısı olduğunu. Ee, öcü gibi bakıyoruz, tamam mı? Mesela aracımıza almıyoruz, bize bir zarar verir diyoruz. Bir şey soruyor, bana sorma devam ediyoruz. Telefonunu kullanabilir miyim diyorum. Hayır falan diyorsun ya. Ee, yani onların bedeni uyuşturucuya bağımlı ama akılları gerçekten normal insan gibi çalışıyor. Bunu net olarak gördüm, gözlemledim. Çok diyalogda kurdum. Ya yani onlardan e, kaçmak, onlardan öcüymüş gibi yata hocam zarar verebilir, haklısın. Ama e, eğer... Kendi güvenliğini alabiliyorsan, zarar vermeyeceğini düşünüyorsan e, onun bir insan olduğunu unutmamak lazım. Yani ben unutmamaya çalışıyorum. Çünkü onları toplumdan ne kadar e, toplumun içine katmayıp ne kadar öcü gibi onlara bakarsak, ne kadar e, dışlarsak e, onlar topluma kazan kazanılamıyor. Onlar e, o maddeden kurtulamıyor. Hala bağımlı olarak yaşayabiliyorlar. Ama ne zaman ona biz sarıldığımızda yapabilirsin, değişebilirsin. Sen birçok şeyi başardın, bunu da başarabilirsin. O maddeyi bırakabilirsin. Başka bambaşka bir hayatın olabilir gibi küçük bir cümle bile hiç tanımadığı insana küçük bir cümle bile duyması. Umuzuna hafif dokanmak. Belki küçük bir maddi destek sağlamak. Bambaşka dünyalara açabilir. İçerisine bambaşka bir tohum yeşertebilirsin veya da o tohum yeşermesi için o toprağa o tohumu bırakabilirsin. Küçük şeyler ama yapmaya çalışın. İnanılmaz mutlu ediyor insanı. Kendimden biliyorum. Yapmaya çalışın. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? 23. dakikada olmuşuz. Suça tekerürdeyiz. Asıl sıkıntılı konu bu. <laughs> böyle hassas olduğum konuları işlediğimden dolayı bazen böyle konuşup başını ağrıtmış olabilirim. Hakkın helal et. Bu kısımlarda bitti. Tekerrürdeyiz. Bambaşka bir tekerür de bambaşka bir beni göreceksin. Tamam böyle yerimde duramayacağım. Haberin olsun. Başka bir ders geliyor. Ee, soru olarak geliyor mu? E, geliyor. Özellikle hakimlik sınavında tekerürü çok severler. Kurum sınavlarında tekerürü çok severler. Hakimlik sınavında da şey hakimlik demişim. KPSS A grubunda da bazen soruyorlar ama sorduklarında da döküyorlar. Haberin olsun. Yani tekerür kısmı sıkıntılı bir alan. Hadi gel. Merak etme. Bir videoda, uzun bir videoda tekerürü canına okuyacağız seninle kendine iyi bak hoş ol hoşça kal her neredeysen sana selam olsun <laughs>